Merhabalar, yine ben. Kitap siparişi vermiştim birkaç hafta önce. Sonunda geldi. Sonunda kitaplarıma kavuştum. Onları açmak istiyorum. Açarken de kendimi kayıt altına almak istedim. Sizler de bana eşlik etmek istersiniz belki. Şu şekilde açalım bakalım içinde neler varmış. Bu arada kitap siparişi verdiğimde eksik geldi. Bazı kitaplar yokmuş. Onlar kaldırıldı. Yani iptal oldu daha doğrusu. Para iadesi yapılacak. Bakalım şimdi sizlerle beraber açalım. Çok ses geliyor olabilir. Şimdi oradaki aça dursun kargoyu. Biz buraya bakalım. Burada bir tane kargo daha var. Onu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Yine PTT kargodan geldi. Kitaba zarar vermeden açmam lazım Elif'e. Bakalım ne var bunun içinde. Böyle bir şey çıktı. Çıkarıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk nutuk. Yine aynı şeyde Mustafa Kemal Atatürk nutuk. Aslında ben bu kitapları böyle beklememiştim. Daha büyük, aynı zamanda daha güzel bir kapaklı bekliyordum. Ama neyse, böyle küçük, herkesin okuyabileceği bir şekilde geldi. Çok kolay okunur. Kısaltılmış hali sanırım. Bu şekilde. O zaman biz ne yapalım? Buradaki videoya geçelim. Sizlerle beraber açıyoruz ama. Bakalım neler varmış. Neler. Şu şekilde açtım. Şimdi içerisinden çıkarıyoruz. İşte. Güzel. İyi katlanmış. Sesleri duyuyorsunuz. Şimdi şu gelmiş. Sözel mantık kitabı vermiştik. Bunu kardeşim için vermiştik. Sipariş KPSS'ye hazırlanıyor. Benim değil. Bunlar bir dakika. Çıkarıyorum şöyle. Sonra size göstereceğim. Bu arada şu kitapları beni aramışlardı. Aynen bitti demişlerdi ama sanırım yollamışlar. Ben bunları büyük şeklinde bekliyordum. Şimdi sözel mantık var elimizde. Türkçe deneme gelmiş. Büyük kitap bekliyorduk ama evet tamam. Tarih gelmiş. Vatandaşlık gelmiş. Bana arayan kadın şey demişti. Coğrafya kitabı var sadece. Diğerleri yok demişti. Tam ters oldu. Benim kardeşim de diğer kitapları sipariş verdi. Coğrafya vermedi. Neyse tekrar coğrafya alır artık. Yapacak bir şey yok. Yanlış anlatmış. Şimdi bakalım benim kitaplarıma hangileriymiş, neler varmış benim kitaplarımda. Şimdi bakalım benim kitaplarıma. Benim kendime ait sipariş verdiğim şu şekilde kişisel gelişim kitapları. Şimdi sizlere göstereceğim zaten tek tek hepsini. Başlayalım o zaman. Talebe adlı bir kitap aldım. Kendi alanımla ilgili olduğu için ve öğretmen olduğum için bana hitap edecek. Yani kendimi geliştirmem için, fark etmediğim şeylerin farkında olmak için, bakış açımı değiştirmek için aldım o kitabı. Zaten Doğan Cüceloğlu'nun anlatım tarzını çok seviyorum. Çok geniş açıdan, geniş perspektiften bakıyor. Onun yine öğretmen olmak kitabını aldım. Ayraç var. Bu arada hiçbir şey gelmemiş Ayraç Mayraç. Genelde olur ya. Şunu aldım yine aynı yazardan, Doğan Cüceloğlu'ndan. Öğretmenim bir bakar mısınız diye. Bunu bu yaz okumak istiyorum bunların hepsini. İki tane daha vardı. Ben kitap tanıtımlarında göstermiştim. Öğretmenlere tavsiyelerim adlı. Şuraya koyarım onları. Öğretmenlere kitap tavsiye. Onları buraya bırakırım. Orada iki tane okuduğum kitap vardı. Biri Müjdat Ataman'ındı. Biri de Ahmet Şerif İzgören'indi. Onların kitapları da çok güzel. Bana çok çok katkısı olmuştu. Geçen yaz okumuştum. Çok faydalı olmuştu aslında. Kendimi geliştirmem açısından. Aynı zamanda
İşte kendi alanımla ilgili, sınıf yönetimiyle ilgili öğrenmem gereken şeyleri oralardan da faydalanmıştım. Bir diğer kitabımız yine öğretmenim, bu kitabı lütfen okur musun? Bunu birkaç yıl önce ben şeyde görmüştüm. Diyanar'da görmüştüm de. İçi daha farklı mıydı ya, böyle miydi? Neyse. Diğeri de bu kitap. Yani benim kendime ait 4 tane kitabım var. Öğretmenlerle ilgili. Bunları okuduktan sonra belki ben de neler öğrendiğimi, neler gördüğümü sizlere açıklarım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yani aldığım kitaplar bunlardı sadece. Çok kısa bir video oldu ama yapacak bir şey yok. Kitaplar azdı çünkü. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sefere, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrardan.